Efendim herkese merhabalar, ben Perihan Tantu, Borsa Teknik ile karşınızdayım. Haftanın ikinci işlem günündeyiz ve her salı olduğu gibi birazdan stratejist Selçuk Gönençler bizlerle olacak. Öncesinde fiyatlar diyelim, bakalım bugün piyasalar nasıl fiyatlanıyor, hemen bir göz gezdirelim. Ardından kaldığımız yerden teknik analizlerimize devam edeceğiz. Borsa İstanbul'a baktığımızda 1000 puanlık bir yükseliş var. 98.749 seviyesinde 99.000'leri zorluyoruz. Bununla birlikte dolar TL'deki geri çekilme gün boyunca devam etti. 7.07'leri görmüştük. Hemen altında 7.01'leri test ettik. 7.03.18 seviyesindeyiz. %0,57'lik TL tarafında bir değer kazancı var bugün. Gram altına baktığımızda 385 liralardan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Türkiye 2 yıllıkları %9,17'ye yükselirken Türkiye 10 yıllıkları ise %13,21'e çıktı. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Euro dolar 1.0836'larda, pound dolar ise 1.2351 seviyesinde. Dolar yani 107,43, 10 dolar ise Swiss franc ise 0.9706'larda işlem görüyor. Ve dönelim şimdi kıymetli metallere bakalım. Ons altın hala 1700 dolarlarda dengelenme çabasında, 1702 dolardan işlem görüyor. Birazdan teknik analizine zaten bakıyor olacağız. Gümüşe baktığımızda hemen 15 dolar 49 sen seviyesinde dengelendiğini söyleyebiliriz. Palladium'da %0,75'lik bir değer kaybı var. Platin 772 dolarlara yükseldi. Bakır 2 dolar 36 sen seviyelerinde. Bugün Asya borsaları genel olarak satıcılıydı. Çin Shanghai Composite'deki kayıplar %0,11 seviyesindeydi. Japonya Nikkei ise %0,12'lik kayıpla günü sonlandırdı. Hong Kong Hang Seng'deki kayıplar %1,5 civarında. Güney Kore Kospi'de ise %0,68'lik bir kayıp vardı. Hindistan Sensex 31.371 seviyesine kadar düştü. %0,60'lık kayıpla. Avrupa borsalarında da tablo karışık. Eurostoxx 50 endeks gösterge %0,22 eksi seyrederken Almanya DAX %0,33'lük kazançla 10.862 seviyelerinde. Fransa'da %0,75'lik bir kayıp var. İngiltere FTSE ve İspanya IBEX ise pozitif ayrışan taraf. Ve ABD vadeliler de sabah saatlerinden beri dalgalı seyretti. An itibariyle pozitif tarafa geçtiklerini söyleyebiliriz. Dow Jones vadeli %0,24'lük primle 24.206 seviyesinde. S&P 500 ise 2900'lerin hemen üzerinde seyrediyor. Nasdaq'a çok konuşmuştuk bu aralar. Bütün kayıplarını telafi ettiğine dair %0,16'lık bir prim var Nasdaq vadeli de 9.297 seviyesinde. Ve şimdi stratejist Selçuk Gönençler bizlerle olacak. Bol bol teknik analiz konuşacağımız bir programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa Teknik'te her salı olduğu gibi stratejist Selçuk Gönençler bizlerle. Selçuk Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, geçtiğimiz hafta bol bol negatif ayrışmıştık. Hep biz mi negatif ayrışacağız? Hadi bugün de pozitif ayrışalım dedik ama şimdi hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Değerli izleyenler, bir analiz yapmışlar hocam. Siz her salı ne zaman programa gelseniz biz endeksi pozitif tarafta kapatıyormuşuz. Ne dersiniz bunun için? Ne güzel. Ne güzel. Yani olumlu düşünmek kadar güzel bir şey var mı? Biz burada tabii endeksi objektif olarak yorumlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da böyle bir istatistik olması beni memnun ediyor psikolojik olarak. Ama unutmayalım, aslı olan her zaman fiyattır. Aslı olan her zaman fiyattır ve bugün fiyatlara baktığımızda geçtiğimiz hafta bizim TL varlıklarda evet negatif ayrışmamız vardı. Yatırımcılarımızın canı bir miktar sıkkındı ama bugün baktığımızda tablo yemyeşil. Çünkü az önce sizler de gördüğünüz yurt dışı piyasalara baktık. Ciddi bir pozitif ayrışma var. %1'lik bir performansımız var. İlk V hareketi, siz uzunca bir süredir hep V dönüşünden bahsettiniz. Çünkü piyasada hep şu konuşuldu. L mi olur, U mu olur, W mu olur, V mi olur? Biz ilk hareketi Nasdaq'ta gördük. Tam bir V vardı. Onları unutmayalım. Pumacılar, Nike'çılar vardı, Adidas'çılar vardı. Bunların hepsi şu anda sustu tabii. Şimdi şöyle, ilk V'yi Nasdaq'tan aldık. Dow Jones
Ve Standard Poor's, SP ise Nasdaq'ın arkasından Nasdaq'ı takip etmesi çabasındalar. Bu anlamda Perihan Hanım, Dow Jones için biliyorsunuz biz 20.800'lerden beri 24.400 seviyesi geçilirse, hı hı, aşağıdan başlayan ve sağ taraf V'nin sağ ayağının yarısına kadar zaten geldik. Geldik. 24.400 seviyesinin üstünde bir haftalık kapanış alırsak, ben 20.000'lerden, 20.800'lerden beri bunu teknik anlamda bir analiz olarak ortaya koyuyorum. Buraya lütfen dikkat. Buraya lütfen dikkat. 20.400 üstünde Dow Jones haftalık, yani 5 iş günü kapanış yaparsa, hı hı, V'nin sağ yana, V'nin sol yanağından da uzun olacak. Uzun olabilir. Şimdi biz sık sık zaten... Bırakın V'yi, sağ yanak, sol yanaktan uzun daha olacak. Daha da uzun olabilir dediniz. Şimdi biz sık sık salı günleri Dow Jones bakıyoruz. Teknik analizini de sizlerle paylaşıyoruz. Bugün listemizde yok ama olmamasının nedeni de zaten çok bir değişiklik yok. O yüzden geçtiğimiz salıda bakmıştık. Daha önceki haftalarda da konuştuk. Bugün listemizde olmama nedeni o. Evet ama çok özür diliyorum. Dow Jones'la ilgili burada yatırımcıları... biraz önce yaptığımız uzun vadeli analiz içinde kısa vade riski de hatırlatalım. Mutlaka stop. Dow Jones 20.800'ün üstünde başlattığı ve %25'lik hareketin yukarıya doğru V'nin sağ yanağı kuvvetlendirebilmesi için biraz önce söylediğim gibi 24.400'lerin üstünde bir haftalık kapanış alma durumumuz elzem değerde önemli teknik analiz anlamında, Fibonacci anlamında. Eğer 24.400'ler ki 24.400'leri yaklaşık 2-3 haftadır birkaç kere test ettik, kafa atıp atıp geri geliyoruz. Orayı geçemezsek 22.900'lere doğru baskı almaya devam edebiliriz. Fakat 24.400'ler geçilmeden 22.900, 23.000'lere doğru bir baskı alsak dahi bu V'nin sağ yanağında sadece küçük zikzaklar yaparak tekrar yukarıya doğru beklediğimiz ana şablonu bozmayacaktır. Şimdi biz tabii ki borsayı da konuşacağız, hisseleri de konuşacağız. Çok fazla hisse sorulduğu için ben hemen bugün hangi hisseleri konuşacağız onları söyleyeyim, altında başlayalım. Bugün listemizde Aselsan var, Türk Hava Yolları, Sasa, Tüpraş, Tofaş, Halkbank ve Hektaş var son olarak hissemiz. Biz şimdi girizgahımızı altında yapalım, ardından gram altını da konuşacağız. Hocam uzun süredir altına bakıyoruz ama bu aralar altın hakikaten 1700 dolarlara neredeyse yapıştı ve çok ciddi bir sıkışma var, doğru. Evet, şimdi Perihan Hanım, biz altın için 3 haftadır 1678 ile 1735 dolar bandının arasında 1450 dolarlardan gelen hareketin karar veya debelenme fiyatları olacağını söylemiştik. Hı hı. Bakın, Fibonacci 0 ve 23.6 arasında yaklaşık 3 haftadır fiyat sıkıştı. Bu anlamda da Fibonacci 23.6'mız 1678 dolardan geçiyor. Tam 2,5 haftadır 1678 doların altında altın kapanış vermedi. Burayı kırarsa 1634... 1599'lara doğru, buraya lütfen dikkat, buradaki Fibonacci'mizi kırarsak 1678'i, şu bölgeyi, hı hı, buradaki gibi güdük barlarla değil, dik ve şunlar gibi sert barlarla aşağıya doldururuz. Fakat doğru trading ve teknik analizi doğru okumak anlamında 1678 dolar kırıldığı zaman bu pozisyona odaklı olmak doğru zamanlamayı getirir. Doğru zamanlama olacaktır. 1678 ve 1740 dolarlardan beri oluşan alçalan tren çizgimiz 1718 dolardan geçiyor Perihan Hanım bugün için. Kısaca altın 1678 ve 1718 yaklaşık 50-60 dolarlık şu sıkışmadan ne yöne kurtulursa o yöne doğru akım agresifleşecek. Bu anlamda altında long pozisyon almak için 1718 dolar üstünde kapanışları görmek lazım. Short yönde bir trading içinde 15 gündür kıramadığımız 1678 dolarların altında günlük kapanış görmek lazım ki doğru pozisyona doğru zamanda geçilebilsin. Şimdi bunlar tabii konuştuğumuz seviyeler ons altın için geçerli. Bir sırada şimdi bir de gram altını konuşacağız. Gram altını uzun zamandır konuşuyoruz.
Gram altının aslında gram altın yatırımcısının son zamanlarda en çok faydalandığı dolar TL'deki hareket olmuştu. Neden? Çünkü ons altın birazcık daha yükselişini tamamlayıp dengelenme çabasındaydı ama dolarda yukarı yönlü atak bitmedi. 7.24'lere kadar devam edince gram altın yatırımcısı da bu yıl iyi bir kar yaptı hakikaten. Tabii şimdi yani 250'lerden nereden baksanız 400'lere geldi. Tabii. Çok ciddi bir kar marjı oluştu. Hı hı. Şimdi burada gram altın bizim Fibonacci yükselen kanal grafiğimizdeki 8 günlük ortalamamız olan 387 TL'lerin altına dolar TL'deki geri çekilme ve onsun da çok dar bir marjda yatay baskıya girmesinden dolayı yaklaşık 3 gündür gram altında bir yatay aşağı baskı oluştu. Bu anlamda gram altın 387 TL'yi pivot olarak okumaya devam edeceğiz. 387 TL'nin altında kaldığı sürece, 387'nin altında kaldığı sürece yükselen kanalımızın alt sınırı olan yaklaşık 300 TL'lerden gelen, burada iki dokunuşumuz var, burada yükselen bir trendimiz oluşuyor. Şu, yani 387'nin üstüne çıkamadığı sürece 379'lara doğru gram altında dolar TL ve ons'tan da takip etmek kaydıyla bir baskılı süreç olabilir. Bu anlamda 387'nin altında 379-375'leri 387'nin altında satal yönlü bir trading uygulayan yatırımcılar kademeli olarak alım yönünde kullanabilirler. 379-375'lere doğru. Fakat burada dikkatli olması gereken bir durum var gram altında trading yapanların. Hı hı. 8 günlük ortalamamız 387'lerin üstünde. 3 gündür altındayız. Altındayız. Üstüne tekrar dönersek hızlı bir şekilde 395'lere doğru yeniden yukarı gidebilir gram altın. Bu anlamda kısa vadeli trading yapanlar 387 TL'nin altında mı üstünde mi bakarak çok basit bir şekilde gram altında doğru yerde kalacaklardır. Ki gram altını etkileyen zaten bildiğimiz gibi ons altın fiyatları ve dolar. Doları da birazdan konuşuyor olacağız. Hocam bir iki tane soru vardı. Hemen onları da yanıtlamış olalım. Hasan Bey'in sorusu var. BIST 100 ve VIOP arasında evet bir uçurum var. BIST 100 yukarı giderken VIOP'ta aynı kazancı göremiyoruz ama ben bunu şuna bağlıyorum. Açığa satış yasağı geldikten sonra hisse senetlerine tabii yabancılar da kendilerini hedge edebilmek için bir tarafta işte spotta alıcı olduklarında vadeli de satıcı, vadeli de alıcı olduklarını spotta da satıyorlar. Bu korelasyon kopukluğu en çok dikkatimi açığa satış yasağından sonra çekti. Katılır mısınız? Doğru. Özellikle TEP şu anda bu operasyonu yapıyor. Operasyon demeyelim de yani spot tarafında satıcı, genel ağırlıklı olarak TEP satıcıyken VIOP tarafında düzeltiyorum, tersi sanırım. Spotu, borsayı satarken VIOP'ta alıcı tarafında. Doğru. Dolayısıyla bu baskı, bu terslik bir süre daha devam edebilir. Burada devam şuna dikkat etsin yatırımcı, biraz sonra anlatacağız. Şu bizim 120 binlerden, 122 binlerden gelen düşen trend çizgimizden kurtulduğumuz zaman VIOP da oyuna eşlik etmeye başlayacak. Şu anda VIOP'un spot'a eşlik edememesinin tek sebebi teknik göstergeler ve bankacılık endeksinin gidememesi. Doğru. Ve hemen Mehmet Bey'in sorusuna da geçelim. Şimdi diğer borsaları da aslında değerlendirsek Nasdaq, Bovespa, S&P gibi demiş. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var aslında. Biz daha çok Dow Jones ve S&P ayak uyduruyoruz ama Nasdaq bir teknoloji endeksi. O yüzden ona bakmak çok doğru olmaz. Bizim öncü göstergemiz Nasdaq değil. İkincisi Bovespa ile de biz yollarımızı ayıralı çok oldu. Paralel hareket etmiyoruz. Özellikle bir petrol krizi yaşıyor şu an Brezilya. Biz 110-115'lerde evet Bovespa ile birlikte hareket ediyorduk. Fakat an itibariyle Bovespa 80 binlerin altında seyrederken biz 100 binin üzerine atar mıyız, atmaz mıyız bunu konuşuyoruz. Bu nedenle artık Bovespa'yı bir süreliğine gündemimizden kaldırdık. Ben yatırımcılara son dönemlerde, bu tabii her zaman değil ama yani son dönemlerde bir Avrupa majör endeksiyle korelasyon aramak yerine Brent petrolü baksınlar yeter. Doğru. Hep bunu zaten dile getiriyorsunuz. Biz altın konuştuk, gram altın konuştuk. Hadi o zaman dönelim şimdi gümüş bakalım. Evet, gümüş. Mıknatıs gibi aynı yere çekiliyor yani, gerçekten. Aynı yerde sıkıştı kaldı. 19 dolarlardan 12 dolarlara indi. 12 dolardan Fibonacci 61.8'lere sıçradı. Sarı balonla içine aldığım üzere
14,5 ile 15,5 dolar arasında, yani 1 dolar arasında sıkıştı. Şimdi burada 19 dolarlardan gelen pembeyle gösterdiğim alçalan trend çizgisinin üstünde 4. günü yaşıyoruz. Hı hı. Fakat yukarıya doğru net bir kopma yapamıyor. Şimdi evet, alt indikatörümüzde şu anda bir sat konumu yok. Fakat alıcılar da satıcılarla yatay seyrediyorlar. Burada bir evet yukarı istiyorum ama güçlenemiyorum sinyali var. Hı hı. Şimdi burada gümüş için bakacağımız data aynı olmaya devam ediyor Perihan Hanım. 14,5, 15 doların üstünde kalmaya devam ediyor mu? Hı hı. Kısa vadeli tradinglerde 14,5 seviyesi istiren stop loss olacak şekilde 16 ve 17,40 hedefleri an itibariyle hedef konumlarına devam ediyorlar. 14,5 doların kırılması durumunda 16 ve 17,40 hedefleri bir süreliğine bertaraf olacak ve 14,5 altında maalesef tekrar 12-12,5'lara doğru bir satış baskısı altına girebilir. Bu anlamda gümüşü kısa vadeli doğru trading yapabilmek için 14,5 seviyesinin üstünü yukarı, altını aşağıya okuyarak gümüş de kısa vade doğru yerde olacaklardır. Ve şimdi sırada petrolü konuşacağız. Siz her zaman petrolün altını çiziyorsunuz. Biz de her hafta mümkünse zaten sizinle petrolü değerlendiriyoruz. Petrolün altını neden çiziyoruz? Çünkü petrol fiyatlarıyla borsanın hep korelasyonundan bahsediyorsunuz. Ama petrolü de gördüğümüz bir şey var ki hocam 30 doların üzerinde bir şekilde satıcı geliyor. Evet. Neden? Neden? Hemen sizden söyleyeyim. Sizden dinleyelim. 33 dolarla 15,5 dolar düşüşünün Fibonacci 78.6'sı 31.2 dolar. Cevabını aldınız. Ne diyoruz? Fibonacci'lerde Fibonacci 78.6 direnci, dirençlerin içinde en kuvvetli, tabiri caizse topkapı surları. Şimdi bakın 12 dolarlardan kalktı, 78.6 direncine geldi. Ne 78.6'yı yukarı aşıyor ne de 61.8'i aşağıya kırıyor. Aynı zamanda burada sarı ve pembe ile gösterdiğim bir daralan üçgenimiz oluştu. Şimdi Brent için kısa vade bir örnek trading strateji yazalım. Yazalım. Şimdi bakalım. Brent petrol Fibonacci 61.8, yani yaklaşık 2 haftadır hiç altında kapanış alamadığımız 27.9 dolar. Dikkatle takip edilsin. Aynı zamanda 12 dolarlardan gelen yükselen trend çizgimizle çarpışıyor. Bu anlamda Brent petrol 27.9 doları temkinli iyimser yukarı okumaya devam etsinler. 27.9 doların altında bir kapanış alması durumunda muhtemel olarak Brent 27.5 dolarların altında bir kapanış alması durumunda muhtemel olarak Brent Fibonacci 23.6 ve 38.2. Yani 20-23 dolar bandına doğru, yani 23,5 dolarlara doğru yaklaşık 4 dolarlık bir düşüş yapabilir. Perihan Hanım, ne zaman yapabilir? Bir rakam söyledik. 27,5 kırılırsa. Kırılırsa. 27,5 kırılmadığı sürece Brent petrolde bu üçgenin kırılma hareketi görülmeli. 27,5 doların altında short yönde, 30,5 üstünde de long yönde kısa vade oldukça güzel kar marjları doğabilir. Aslında petrolde şu an bir karar aşaması var. Henüz karar verebilmiş değil ama bir sıkışma var değil mi hocam? 78.6 geçilmezse Perihan Hanım. Bakın burada bir Fibonacci eğitimi yapalım. Yapalım hemen. Ama güzel haberlerimiz de var program sonunda. Ben hemen söyleyeyim. Öyle mi? 78.6'yı geçiyor galiba. Yok. Şimdi bu düşüş hareketinin 78.6'sına kadar çıktı mı? Çıktı. 78.6'yı geçerse Brent Fibonacci 100'ü hedef yapmayacak. 35'i hedef yapmayacak. Hedef 40-47 olacak. Bakın çok ilginç. Ne zaman? 31 dolarların üstünde çoklu kapanış yaparsa. Çoklu kapanış. Bu ne demek? 31 dolarların üstünde birkaç gün kapanış yaparsa Brent şuradaki baskıdan kurtulmuş olacak. Ve yukarıda 38-40-44'lere doğru yeni bir makas açmış olacak. Yeni bir ormana çıkmış olacak. Ama burada lütfen yatırımcılar,
lütfen risk analizlerini doğru yapsınlar. 27,5 dolar altında Brent petrolün çok ciddi anlamda bozulabileceğini trading stratejilerinde doğru okusunlar. Keza 27,5 kırılırsa ne olur biliyor musunuz? Bu diple bu 78,6 tepesine yaptığı hareketin 78,6'sına yani evet. Burayla buraya bir iç Fibonacci atarlarsa bu sefer hareketin 78,6'sı tahmini söylüyorum. Hı hı. 23,6'lara gelir. O da dediğim gibi biraz önce dediğim gibi şu bölgeye kadar 22 dolarlara kadar bir satış baskısı altına girer. Ve şimdi neyi konuşacağız? Biz biraz artık dolara girizgah yapacağız. Euro doları yani euro'nun dolar karşısındaki değerini, dolar endeksini ve ardından da dolar Türk lirasını değerlendireceğiz. Hocam euro dolarla başlayalım isterseniz. Tabii dolar endeksi 100'ün üstüne attıkça 1.08'in altına sarkıyor. Altına gelince 1.08'in üzeri. Burada da bir sıkışma var, ne dersiniz? Evet. Şimdi euro dolar Perihan Hanım çok uzun zamandır 1.07.50, 1.08.80 arasında sıkıştı. Sıkıştı. Şimdi bizim beklentimiz... Bu sarıyla gösterdiğim trend çizgisinden kurtulmasıyla beraber 1.09.60, 1.10.40'lara doğru bir hareket beklentisi içindeydik. Hali hazırda kırmızı trend çizgimiz kırılmadığı için o hedefler yani 1.09.60, 1.10.60 hedefleri 1.07.70, 1.07.50 kırılmadığı sürece korunuyor. Fakat burada yeni bir üçgenimiz oluştu bakın. Burada daralıyor. Euro-Dolar Perihan Hanım yaklaşık 3 haftadır makası çok daralttı. Bu son derece alçalan takos formasyonunun son derece doğal bir sonucudur. Bu sıkışma pembe ve kırmızıdan görülen zamansal dolana kadar, yani yaklaşık birkaç gün daha devam edebilir. En azından bu haftayı da bu makasın içinde bitirebilir. Ondan sonra 1.07.50 kırılmadığı sürece, bu ne demek? 1.07.50'nin altı stop loss olarak okunmak üzere 1.09.60, 1.10.66 Euro-Dolar'da kısa vadeli hedef konumuna devam ediyor. Ki FX'te işlem yapan yatırımcılar evet, için. Ama 1.07 altında yukarı okumaktan ısrarcı olmamak lazım. Israrcı olmamak lazım. Şimdi dönelim uzman ve dolar endeksine bakalım. Tabii dolar endeksi de aşağı yukarı hep 100 seviyelerin oralarda seyrediyor. 100 seviyelerin üzerinde oldukça da diğer para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor genelde. Perihan Hanım, dolar talep endeksi 2,5 yıldır pembe ve kırmızı ile gösterdiğim bir kanal hareketi. Yatay yükselen kanal hareketinin içinde. Bakın yatay yükselen kanaldır bu, dik değildir. Dolayısıyla bir karar arayışında bu anlamda Fibonacci 78,6 seviyemiz 100,5'lardan geçiyor Perihan Hanım. Eğer dolar talep endeksi 100,5'ların üstünde çoklu kapanış verebilirse, bakın çoklu kapanıştan kastımız şu, örnek verelim. Bu geçen ay yaşanan anomalide 100,5 dolarların üstüne çıktı fakat hemen ertesi hafta tekrar içine girdi. Kalıcılık oluşmadı. Bu anlamda dolar talep endeksi 100,5 üstünde haftalık kapanışlara başlarsa euro dolar 1.07.50, 1.06.80'lerin altına doğru baskı almaya başlar. Çok ne zaman başlar? 100,5 üstünde haftalık kapanışlar başlarsa başlar. Aksi takdirde 2,5 yıldır namutanağı çalışan kanalımızın bir süre daha çalışmasının devam etmesini bekliyorum ben nacizane. Bu anlamda 100,5, 101 ve 98 kanalı içinde hareket bir süre daha devam edecek. Bu anlamda dediğim gibi 100,5, 101 geçilmedikçe euro dolarda geri çekilmeler kalıcı olması beklenmemeli. Ta ki 100,5, 101 üstünde kalıcı olursa. Şimdi buradan geçeceğiz, doları konuşacağız. Evet, Orhan Bey Bitcoin'i de sormuş ama bugün listemizde yok. Hemen söyleyeyim. 8.800 dolar üstünde kalıcı olmadıktan sonra son haftalarda yaptığı hareket satış baskısına geri döner. 8.800 doların üstünü geçen hafta test etti. Fakat sanırım bugün fiyatını hatırlamıyorum ama kalıcı olamadı diye düşünüyorum. 8.800 doları takip etsinler.
8.800 doların üstünde haftalık kapanış yaparsa Bitcoin birkaç haftadır yukarıya doğru yöneldiği hareketine devam ettirmek isteyebilir. Yalnız Bitcoin 7 gün 24 saat dönen bir faktördür. Dolayısıyla Bitcoin'de haftalık kapanış demek 7. günün kapanışını görmek demektir. Unutmasın. Evet, an itibariyle baktığımızda 8.800 doların hemen altına sarkmış. 8.750. 8.800 doların üstünde kalıcı olmadığı sürece kısa vade tradinglerde temkinli olmak lazım. 8.800 doların üstünde haftalık kapanışlarda Bitcoin 10.513 hareketini teyitlemiş olur. Ve tabii ki az önce programda bir programın sonuna müjdeli haberimiz var demiştim. Bunu doğru tahmin eden Bülent Bey oldu. Evet Bülent Bey, haklısınız. Hocam siz de olmuş gibi duruyorsunuz ama programdan önce konuşmuştuk ya, bir teknik analiz eğitimi çok talep edildi. Evet, çok talep ettiniz, çok istediniz. Biz de bir yenilik yapalım dedik. Bir seferlik, bir saatlik bir teknik analiz eğitim programı yapacağız. Bir seferlik diye altını çiziyorum diyorsunuz. Evladiyelik olacak ama, değil mi? İnşallah. İnşallah. Biz de zaten sizlerle paylaşıyor olacağız gününü ve saatini. Bu arada bir haberim daha var. Hocam bakıyorsunuz bugün çok haberliyim de reklamsız devam ediyoruz. Aa, süper. Evet, şimdi o zaman dolar endeksini de konuşmuş olduk hali hazırda. Dönelim, şimdi dolar TL'yi konuşalım isterseniz. Gelsin Brunson tepemiz. Gelsin bakalım, hakikaten Brunson tepemiz. Şimdi Perihan Hanım, birkaç haftadır Brunson tepesine doğru 8 günlük ortalamayı iz süren stop loss yapacak şekilde teknik anlamda aşırılıklar içinde iteklenen bir hareket yaşıyoruz. Bu anlamda acaba bir fantazi yapalım. Acaba Brunson tepesine gelirse bir haber gelip de oradan sert bir düşüş alır mıyız diye. Salı günü konuştuk. Salı günü bir fantazi yapmıştık. Çok ilginç. Brunson tepesi görüldü. Üstüne doğru test etmek ve esnemeye başladığımız anda. Üç bankaya yasak. Üç tane bankaya yasak diye bir haber geldi. Yani haberin gelmesi demek illa swap ve bir vesaire anlaşma olmayabilir. İşte bu da bir haberdi ve geldi. Şimdi Brunson tepemiz, üç bankanın yasak aldığı tepemiz. Burada bir çekicimiz oluştu. Hı hı. Dikkat. Dikkat. Brunson tepesi 7.22.64 olarak şu anda bir ikili tepe etiketi aldı. Ama bu etiket kalıcı olacak mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Hı hı. Bu anlamda Perihan Hanım, bizim kısa vade için dolar TL'de akımı doğru yerden yönetmek için takip ettiğimiz 8 günlük ortalamamızı ben bu haftalık grafik içinde günlük olarak burada büyük gösterdim. Bakınız, 8 günlük ortalamamızın altında 6.5'lardan beri hiç 2 gün kapanış yapmamıştı dolar TL. Hiç yapmamıştı. Bugün ilk kez tekrar 8 TL'nin altında, düzeltiyorum, bugün ilk kez 8 günlük ortalamanın altında ikinci gün kapanışı deniyoruz. Dikkat! Bugün için 8 günlük ortalamamız 7.08.50'den geçiyor. Eğer dolar TL bugün, yarın ve veya bu haftanın devamında 7.08.50'nin üstünde kapanışlara geri dönerse, hı hı, geçen hafta aldığı çekiç ucuna doğru, yani 7.22'lere doğru, dikkat, 7.08.50'nin üstünde kapanışlara geri dönerse. Şerh bu. Hı hı. O zaman Brunson tepesine doğru yeniden yukarıya doğru güçlenme başlar. Ne zaman başlar? 7.08.50 geçerse. Şimdi bu tamam, üstü anlattık. Hı hı. Perihan Hanım, 7.08.50 geçilmediği sürece, 7.08.50 geçilmediği sürece dolar TL'de dikkat, 6.99.80'e dikkat. Hı hı. 6.99.80 kırılırsa, yani 7.22'lerden başlayan düşüş 6.99.80'leri de kırarsa, bakın burada üstüne çıkarken 3 hafta boyunca oyalandığımız turuncu kanalımızın olan 6.88'lere doğru 6.99.80'lerin altında, hı hı, 10 kuruşluk bir düşüşü tıpkı geçen gün yaşadığımız sertlikte yaşar, hı, karakter olarak. Bu anlamda 7.08.50 geçiliyor mu? Kısa vadeli dolar trading traderlar buna baksınlar. 7.08.50 geçilmedikçe Brunson tepesinden başlayan düşüşte
yukarı yönde temkinli olmaya devam etsinler. Çünkü dikkat ederseniz biz geçen haftadan beri alt indikatördeki aşırı bir yorulmayı anlatmıştık. Bu hareket Brunson tepesine kadar gidebilir. Fakat bu indikatör bu fiyatı er ya da geç aşağıya çekecektir demiştik, çekti. 7.0850'nin üstünde dolar TL'ye tekrar kuvvetli yukarıya dönme sinyali olarak okuyabiliriz. 7.0850 geçilmediği sürece dolar TL'ye bence temkinli durulmaya devam edilsin. Evet, dolarda önemli seviyeleri konuşmuş olduk. Şimdi Hakan Bey'in de bir sorusu var. Haklısınız Pera Hanım, keşke analizlerin sayısını çoğaltsak demiş ama o zaman da çok koştur koştur oluyor malum. Bir de tabii haftada birkaç defa programa gelmenizi isteyen şimdi çok Pera Hanım, büyük bir kitle var ama onun da açıklamasını yapalım. Şimdi hafta, her dakika yani her gün gelemiyoruz maalesef, yani bizim de işlerimiz var. Bu anlamda bir gün bile bazen zaman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Fakat burada yatırımcılar bizden daha fazla grafiği anlatmamızı istiyorlar ya. Hı hı. Şimdi Pelin Hanım, ben geçen hafta da söyledim. Bakın, yatırımcılar lütfen anlattığımız grafikleri ekranda görüyorlar. Daha sonra YouTube'a da yükleniyor. Hı hı. Bu grafikleri nasıl çizdiğimi görüyorlar. Aynı uygulamaları kendi hisse senetlerine de uyguladıkları zaman bizden o hisseleri analiz etmemizi beklemeyecekler zaten. Biz burada yöntemi anlatıyoruz. Amacımız da bu aslında. Amaçları bize yorumlatmaksa eğer, onu yapmasınlar. Onlara gerçekten uzun vadeli bir faydamız olmaz. Biz uzun vade fayda yaratma derdindeyiz. Kısa vade ne olacak? Yarın ne olacağımız belli mi? Orası öyle ama geçtiğimiz hafta şimdi ağzınızdan bir kitap lafı çıktı. Eyvah, eyvah yani. Herkes kitap, şimdi kitabı soruyor, merak ediyorum. O uzun zamandır var da işte eskizini de tamamladım. Fakat işte, ne zaman raflarda yerini alacak? İnşallah, hani inşallah açıklayalım. Bu sene bitireceğiz o işi. Bu sene bitecek mi? İnşallah. Peki. Çünkü ben de çok sözümün altında kalmaya başladım. Bu da beni de rahatsız ediyor. Ama peki, kitap için başka bir şey söyleyeyim bugün. Tabii. Kitaptan gelen gelir Mehmetçik Vakfı'na verilecektir. Çok harika bir haber. Kesinlikle. Sağ, emeğinize sağlık. Mehmetçik Vakfı'na verilecektir. Çok çok. Tabii bu Mehmetçik Vakfı'na bu geliri verebilmek için de gerekli izni de alacağız tabii. Çok güzel bir haber. Gerçekten emeğinize sağlık. İnanılmaz iyi düşünülmüş bir haber. Şimdi hocam, çok haklısınız. Tabii Fibonacci için de çok soru geliyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var Fibonacci'de. Yani hani bir saatlik, iki saatlik programda Fibonacci'yi sığdırıp anlatmak değil mi? Zor. Derya deniz çünkü. Şimdi biz öyle bir eğitim programı yaparsak belli hisselerdeki formasyonlara bakarız, nasıl oluştuklarına bakarız. Perihan Hanım, Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla teknik analizde formasyonların kırılma yönüyle ilgili doğru okuma yapılamıyor. Doğru. Çok doğru. Yatırımcılar iyi kötü bir formasyon çiziyorlar fakat formasyonun ne yöne kırılacağını kestiremiyorlar. Halbuki bununla ilgili mükemmel basit bir yöntem var. İşte eğitim programında anlatırız. Eğitim programında çok saklayalım basit artık onu. O kadar basit ki. Yani bizleri insanlar teveccühü gösteriyorlar ya, onun bir basit tiyosunu vereceğim. Hiç merak etmesinler. Harika. O zaman yayın için hakikaten ben de çok heyecanlıyım. Ama İbrahim Bey'in çok güzel bir sorusu var. Fibonacci kanalları saatlik veya 30 dakikalık sürelerde kullanılabilir mi hocam? Yoksa sadece günlük ve haftalık mı kullanmalıyız diye sormuş. Cevap verir mi? Lütfen. Teknik analizi verimli kullanabilmesi için arkadaşım, bu soruya ve ben önce kendisine bir soru sorarak başlayacağım. Peki. Sorum şu kendisine, siz aldığınız hisse senedini ne kadar sıklıkla trading yapıyorsunuz? Bir, gün içi trading yapıyorsanız 15 dakikalığa bile Fibonacci çekerek değerlendirebilirsiniz. Peki. Soruyu değiştiriyorum. Siz orta ve uzun vadeli trading için veya orta ve uzun vadeli taşımak için bir hisse senedi alıyorsanız, tabii ki artık bunu söylemeye gerek yok. 15-20 dakika ve saatlik grafiğe göre taşınacak bir hisse senedini almak verim skalasında düşük gösterir. O anlamda taşınacak hisseleri en az günlük bakmak lazım. Gün içinde trading yapılacak hisseleri de 20 dakikalık periyotla Fibonacci çalışabilirler. Çalışabilir. Bunu da cevabını almış olduk. Dönelim o zaman borsaya geçelim. Şimdi baktığımızda bugün borsada evet güzel bir tablo var ama hemen sevinmeli miyiz? 98.800'lerde 99.000'in hemen altındayız. Ne zaman sevinmeliyiz ya da? Cevabı burada. Gözlerimde cevabı. Ama ben cevabı aldım, yok dedi. Henüz sevinemiyoruz. Şimdi bir miktar iyimseriz. 80.000'lerden beri hedefimiz olan sarılara geldik. Fakat Perihan Hanım, çok ilginç bir durum var bakın.
Yaklaşık 10 gündür sarı hedefimiz, yani 102 binler tamamlandığından beri 102 bin veya sarı 122 binlerden gelen alçalan tren çizgimiz geçilmediği sürece bir miktar debelenme ve veya bir miktar düzeltme riski oluşabilir dedik. Şimdi o yorumdan sonra her şey ortada. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. gün. 10. Tam 10 gündür sarıyı ne yukarı geçiyoruz ne de 97.834 Fibonacci aşağıya 38.2 aşağıya kırmıyoruz. İşte ne aşağıya kırıyoruz ne yukarı geçiyoruz. Burada bir takozumsu bir düşüş hareketi veya baskılanma hareketi oluşuyor. Çok ciddi anlamda sıkıştık. Perihan Hanım buraya dikkat. 102 binlerde oyundan ayrılmış bir teknik trading. Hı hı. Bugün itibariyle sarı alçalan tren çizgimiz. Sarı alçalan tren çizgisi nedir? Hocam diyenlere hemen hatırlatalım. 123 binden beri oluşan düşen tren çizgimiz. Bu sarı bugün itibariyle Perihan Hanım, buyurun, 99.300 seviyesinden geçiyor. Çok da yakın bir seviye aslında. Yakınız. Deniyoruz. Dolar TL'den de güçlenmeye çalışıyoruz. Ama maalesef bankalardan destek bulamadığımız için çok doğru. Şu eşiği tam 10 gündür atamıyoruz. Şimdi dikkat, 99.300'e çok yakınız. Dikkat. Geçilirse çok dik, çok dik, yani çok agresif ve çok sert bir bar göreceğiz. Bu bar muhtemel olarak haftalıkta da uzayabilir. 99.300'ün üstünde günlük kapanışlara başlarsak, hedefimiz 102.800, 107.700 bandı olacak. Fakat buraya dikkat, 10 gündür söylüyorum. Birkaç gündür yukarı yukarı açılıyoruz fakat kapanışta satış yiyoruz. Doğru, çok doğru. Bu satışı neden yiyoruz diye yatırımcılar sosyal medyalarda yazıyorlar, okuyorum. Sebebi net ve yektir. Sarıyla gösterdiğimiz alçalan tren çizgisi geçilmemesinden dolayı 80 binden gelen hareket bir baskı almaya başlamıştır. 90.300'ün üstünde kapanış görürsek o seans sonlarında yaşanan satış baskısından kurtulmuş olacağız. Bu anlamda 99.300 yukarı hareketin ikinci dalgası için. Birinci dalga neydi? 81.000, 102.000. 102.000'de. Şimdi düzeltme. İkinci dalga, yani ikinci dalga derken Elliot olarak söylemiyorum. Akım olarak söylüyorum. Akım olarak. İkinci dalga yukarıya doğru yeniden tetiklendi dememiz için 99.306 seviyesinin üstünde kapanış arasınlar. 99.306'nın üstünde kapanış olmadığı sürece büyük pencerede evet temkinli iyimser olabilirler. Fakat kısa vade 95.500'lere doğru, yani 97.000 şurada çalışan Fibonacci'miz var ya, 97.800. Bu arada bu rakam geçen hafta çarşambadan beri hep günün en düşüğü oluyor. Bazen de kapanış rakamı oluyor fakat hiç altında kapatmıyor. Dün mesela sarktı. Dün de aynı şekilde. O bir net değildi. Evet. Bugün hemen üstüne döndü. Hemen üstüne döndük. Çok basit. Basite indirgiyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Yatırımcının kafasını da biraz sadeleştirelim. Kısa vade Borsa İstanbul'da 97.800 destek, 99.300 direnç, yani yaklaşık 1500 puan içine sıkıştık. 99.300 geçilemezse long yöndeki pozisyonlar, 97.800, evet 97.800 aşağıya kırılırsa, düzeltiyorum yanlış söyledim, 97.800 aşağıya kırılırsa long yöndeki pozisyonlar, 99.300 yukarı geçilmedikçe de, niye ben böyle bir şey yaptım? Karıştırdım. Uzun lafın kısası, şimdi benim kafa çok... Bir senaryo konuşalım. Ben aslında şeyi soracağım. Hayır, bir dakika. 97.800 aşağıya kırılırsa 99.300 yukarı geçilmedikçe long yöndeki pozisyonlara dikkat. Dikkat. Heh, aslında buydu. 99.300 yukarı geçilmedikçe long yöndeki pozisyonlara dikkat.
97.800 kırılmadıkça da short yönündeki pozisyonlara dikkat diyeceksin hocam diyeceksinler. Tam ama öyleydi. Grafik de böyle zaten. Şimdi ben de diyorum ki bu 1500 puanlık bandın içinde bir yöne duygusal pozisyon almak yerine, bakın duygusal pozisyon almak yerine 99.300'ün üstünde yukarı oyuna eşlik etmek gerekir. 10 gündür çalışan 97.800 kırılırsa da oyuna aşağı yönde eşlik etmek gerekir. Dikkatli olun. Yani burası çok önemli. 1500 puanın geçilme yönünün tersinde, bakın Perihan Hanım, kalınmaması lazım. Çünkü 97.800'ün altında 95.500'lere doğru yaklaşık 2000 puanlık dik düşüş, 99.300'lerin üstünde de 102.800'lere doğru 3000 puanlık dik çıkış olur. 1500 puanın arasında sıkıştık, debeleniyoruz, testereye girdik derken terste kalmasınlar. Aman. 99.300 geçilirse Borsa İstanbul 81.000'den başlattığı hareketin düzeltmesini tamamlamış. 99.300'ün üstüne 102.000, 107.000'e doğru yeni bir yapıya girecek. Dikkat! 99.300 geçilmedikçe 80.000'den geldiğimiz, 102.000'e kadar geldiğimiz yorumlar kadar iyimser olunmamalı. 97.800'ün altındaki seviyeler neler? Çünkü oraya da yakınız. Diyelim ki artık altında kapanışlar vermeye başladık. 97.800'ün altında kapanışlarda Perihan Hanım, 95.500, 95.500, 93.300'lere doğru bu sıkışma bir anda kırılabilir. Kırılır. Bir de hani karakterini de söyleyeyim, tık 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 gideriz. O yüzden longlara dikkat demiştiniz. Tabii. Orada longlara şimdi dikkat. Şimdi 97.800 çalışıyor. Eyvallah. 99.300 de çalışıyor ama. Sıkıştık. 97.800'ün altında longlara dikkat. 99.300'ün üstünde de shortlara dikkat. Çünkü 99.300 üstünde günlük kapanış olursa fiyatta savaşmamaları lazım. Peki o zaman uzun vade borsa 80.000'den başlattığı hareketi 105.000, 108.000'lere doğru devam ediyor mu hocam diye soranlara tek bir cevap veriyorum. 99.300'ün üstünde kapanış görelim. 99.300 üstünde kapanış görmediğim sürece 81.000'den beri yukarı gelen hareket bir süre daha baskı almaya ve 97.800'lerin altına doğru bir boca etmeye dönüşebilir. Aman dikkat diyelim, biz uyarımızı yapalım diyoruz. Biz böyle güzel bir günde uyaralım ki. Doğru, doğru. Hemen gaza gelmeyelim yani. Evet. Şimdi hisselere bakacağız. Tabii borsayı konuşuyoruz. Çok doğru ama hisse bazlı hareketler o kadar ön planda ki endekste hisselerin korelasyonları da birbirinden koptu. İlk konuşacağımız hisse Aselsan hocam. Aselsan'la başlayalım. Evet. Perihan Hanım, Aselsan için aslında 10 dakikadır anlattığım endeks yorumundan çok farklı bir teknik görüntü yok. Yani 10 dakikadır anlattığım endeks grafiğindeki gibi. Bakın 32'lerden beri oluşan alçalan tren çizgimizin hemen altında bir yataylık söz konusu. Bu anlamda Aselsan'da doğru trading için, doğru kısa vadeli trading için 27.05 üstünde kapanış görmemiz elzemdir. 27.05 üstünde bir kapanışta, Aselsan 29.10, 31.5 seviyelerine doğru yukarıya doğru bir teknik sinyal ürer. Fakat dikkat, 27 geçilmedikçe tıpkı endeksin 99.300'ü geçmesi gibi Aselsan'da en azından yeni alım yapacak olan yatırımcılar bir miktar temkinli olabilirler. 27'nin üstünde Aselsan'da yukarı, 27'nin altında da biraz temkinli olmak gerekir. Biraz temkinli olmakta fayda var. Çok sıkça bahsettik. Yine altını çizelim. Hareketli ortalamalarımızı sormuşlar. Mesela 8 günlük ortalama. 8 günlük ve basit kullanıyorsunuz siz. Bir diğer soru da bankalar, birçok kişi soruyor anlayabiliyorum. Bankalar eşlik bankacılık eden endeksi 122.000 üstünde kapanışlara başlamadığı sürece bankacılık endeksinde temkinli olacağız. Ve geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. Şu an bankacılık endeksinde tablo hala çok negatif görünüyor. Bankacılık endeksi kaç bilmiyorum. Ama 122.000'in üstünde kapanışlar olana kadar, kapanışlar diyorum dikkat. 119.300'lerdeyiz, daha birazcık daha yol var. Zaten endeksin 99.300'ün üstündeki o piki yapamamasının sebebi de bankacılık endeksi. Çok doğru. Maalesef ki çok doğru. Dönelim şimdi Türk Hava Yolları'na bakalım.
Türk Hava Yolları bir 10.50'lerde unutuldu neredeyse, işlem geçmiyor gibi. Şimdi Türk Hava Yolları aslında endeksi yukarı götürmeye hazırlık yapar bir durumda duruyor hala. Ve bu bir günlük grafik, yaklaşık 2 haftadır da 7.5'lardan yaptığı hareketi, bakın buraya çok dikkat Perihan Hanım, Fibonacci 38.2 ve 50. Bakın Halkbank, Türk Hava Yolları'na lütfen. Çok ciddi bir sıkışma. Hayır, çok ciddi bir sıkışma var ve bu sıkışmanın tamamı Fibonacci 38.50, 38.2 ve 50'nin içinde. İçinde. Burada da aynı zamanda, dikkat, bir filama görüntüsü var. Ama yatırımcıların işte eğitimde anlatacağımız hikaye şu. Aa, Türk Hava Yolları filama yapmış, hemen bu filama yukarı gider. Dur kardeşim, filama yapabilir. Formasyonlar hazırlanabilir. Fakat ya sarı aşağıya kırılırsa? Ya sarı aşağıya kırılırsa? O zaman şöyle diyecekler o zaman. Teknik analiz çalışmadı. Formasyon çalışmadı. Hayır, teknik analiz de çalıştı. Formasyon da çalıştı. Çünkü her teknik analiz formasyonunun bir şerhi, geçer. Dolayısıyla stop loss seviyesi vardır. Bu anlamda Türk Hava Yolları'nda lütfen dikkat. 10.40 altında dikkatli olunsun. 10.40. 10.40 aynı zamanda Fibonacci 38.2'miz. 38.2'miz çok önemli. 10 gündür sıkıştığımız bandın destek bölgesi. Türk Hava Yolları 10.40 üstünde yukarı yönlü, temkinli, iyimser olunabilir. Bu anlamda Türk Hava Yolları filamayı yukarı kırdı. Filama formasyonu tetiklendi diyebilmemiz için de kırmızı. 10.85 üstünde kapanış alması lazım. Aksi takdirde Türk Hava Yolları 10.85-10.40 arasında çift yönlü trading çalışacaktır. 10.40'ın altında düşüş 9.5'lara doğru sert olabilir. O yüzden evet. Dikkat. Aman dikkat diyelim. Ve dönelim şimdi Sasa'yı konuşalım o zaman. Evet. Sasa grafiğimiz de geldi. Hepsi aynı. Hepsi aynı Perihan Hanım. Bakın Aselsan 27 dedik. Doğru mu? Türk Hava Yolları 10.85 dedik. Endeks 99.300 dedik. Hepsinde alçalan trend çizgilerimize doğru geldik, sıkıştık. Bu anlamda Sasa yukarıya doğru, bakın 5'lerden 9'lara yaptığı birinci ayağın ikincisi, bakın bu birinci ayak düzeltmesi, buraya yeni bir ayak koyabilmesi için tetik. Bakın borsada asıl olan zamanlamadır. Doğru. Fiyattır ve zamanlamadır. Sasa'da 9.40 seviyesine dikkat. Sasa 9.40 üstünde 12.20, 14'lere doğru, 12.20, 14'lere doğru 9.40'ın üstünde yukarı ikinci ayağa başlar. 9.40 geçilmediği sürece tıpkı endeksteki 99.300 seviyesinde paralel düşünmek suretiyle temkinli olmalıdır. Sasa'da yine önemli seviyeleri verdik. Zaten herkes not olarak izliyor. Biz şimdi döneceğiz. Tüpraş'ı konuşacağız. Tabii bu düşüşte en çok darbe alan hisselerden birisi Tüpraş olmuştu. Bakalım bundan sonraki süreçte Tüpraş'ta destek direnç seviyeleri neler? Şimdi Tüpraş'ta ona bakacağız. Tüpraş'ta pembeyle gösterdiğim alçalan trend çizgisinin yakınında fakat üstünde kalıcılık yapamayacağı şekilde bir daralma var. Bir hareketi olmuş hatta. Burada oldu. Daha sonra kısıntıya gideceği galiba bir haber geldi. Haber gelince tekrar içine döndük. Şimdi Tüpraş için 66'lardan başlattığı birinci ayağın düzeltmesi yapılıyor. Tüpraş yeniden bunun gibi bir hareketi başlatabilmesi için dikkat 85.40 üstünde en az 2 gün kapanış almak lazım. 85.40. 85.40 üstünde en az 2 gün olmaz, 1 gün olmaz mı hocam diye sorulabilir. Burada bir teknik trading cevap verelim. Trading yani yatırım tavsiyesi değil de bir trading yöntem anlamında. 85.30'un üstünde Tüpraş alan bir yatırımcı aynı gün, dikkat, 85.30 üstünde Tüpraş alan bir yatırımcı aynı gün 85.30'un altına inerse muhakkak stop olmayı göze alıyorsa birinci gün kapanış arasın. İkinci gün kapanış şartımız işte bu tip fake'lere karşı koruma amaçlıdır.
Bu anlamda Tüpraş için 85-40 üstünde Tüpraş kapanış yaparsa, 85-40 üstünde Tüpraş kapanış yaparsa hedef 97 ve 105'ler olacaktır. Fakat 87-40 geçilmediği sürece, buraya dikkat, 87-40 eşittir. Endekste 99.300 gibi okuyalım. Kırılmadığı sürece Fibonacci 23.6'mız 80.5'lardan geçiyor. 85.40'ların üstüne geçemediğimiz her gün oluşacak güç kaybı, Tüpraş'ı 80.5'lara doğru bir yatay aşağı baskıya çevirebilir. Çevirebilir. Aman dikkat diyelim. Son 5 dakikamız ve 3 grafiğimiz var. Tofaş, Halkbank ve Hektaş konuşacağız. O zaman hemen Tofaş'la devam edelim. Bir de otomotiv sektörü. Bütün hepsi aynı. Endeks hisselerinin hepsi aynı. Endeks hisselerimiz de hepsi aynı. Bu anlamda Tofaş, bu arada hemen bir Fibonacci yapalım. 25.5'lardan 14 TL'lere düştüğü hareketin Fibonacci 61.8'i bakın. Fibonacci 61.8, 78.6 bandını doldurmuş. Hı hı. Oradan tekrar satış baskısına girmiş. Şimdi elinde Tofaş olanlar 18.5 TL seviyesine lütfen dikkat etsin. 18.5. Yukarıda ise Tofaş yukarıya doğru döndü ve yukarıya doğru bu düşüş hareketini tekrar güçlenmeye çevirebilecek dememiz için de 19.85 üstünde kapanış arasınlar. Tofaş'ta seviyeleri vermiş olduk. Şimdi Halkbank, bankalar çok soruldu. Bakalım Halkbank'ın görüntüsü nasıl? Tabii bankalar ayağa kalkamıyor dedik ama. Şimdi Halkbank malum haber baskısından dolayı diğer bankalara göre ne gidiyor? Ama diğer bankalar satış yerken bu çok fazla satışta yiyemiyor. Yiyeceği satışı yedi yani çünkü maalesef, zamanında maalesef, o yüzden. Maalesef, çok üzücü bir durumda. Gönül istiyor ki bir an önce toparlansın. Şimdi Perihan Hanım bu anlamda Halkbank, 23.6'mız neymiş? 5.30 TL'ye lütfen yatırımcıları dikkat etsin. 5.30. Kısa vadeli tradinglerde 5.30 ve veya max 5.24.50. Bakın şu bölge. Bu bölgenin altı kırılmaması durumunda hedef 5.73 olmaya devam edecek. Fakat endeks 99.300'leri geçemediği sürece Halkbank 5.15'lere doğru yani şu bölgeye doğru yatay aşağı baskı alma riski oluşabilir. Kısa vade Halkbank'ta pozisyon taşıyan bir yatırımcı için uzun lafın kısası 5.19-5.20 bandı çok kuvvetli destek bölgesi olarak dikkatle takip edilmeli. Ve şimdi son hissemiz Hektaş. Belki de BIST'in uzun süredir en iyi performans gösteren hisselerinden birisi oldu. Hemen Hektaş'la birlikte bir fiyatlama da vermiş olayım. Günün en yükseğindeyiz. 99.000 seviyesine çok yakınız. Borsa İstanbul'da bir miktar daha alışlar hızlandı. 99.306'ya 300 puan kaldı fakat kapanış arayacağız. Ama kapanış arayacağız. 99.300'ü gördük. Ve bunu yarın da teyit edeceğiz. Kırdık demeyeceğiz. Hektaş grafiği rica edeceğim arkadaşlarımdan. Tofaş'ta kaldık. Geriye gitmiş olduk. Biz ileri saralım. Hektaş'ı alabiliyorsak Halkbank'tan sonra son hissemiz de Hektaş'tı ve geldi hocam. Evet, şimdi bakın. Trend ne kadar önemli? Hektaş grafiğinde görüyoruz. Aselsan'dan beri tüm anlattığımız grafikler Perihan Hanım, tepelerinden gelen alçalan trend çizgilerinin altında ve yorgunlardı. Fakat Hektaş bir trend üstünde. Yedilerden beri bir trendin içinde. Bu anlamda 8 günlük ortalamayı çok önemsediğimi burada bir kere daha görüyoruz. Çok net görünüyor. Bakınız 8 günlük ortalamanın üstüne çıktığı zaman bunlar lütfen buyurun. Lütfen bakın yoruma gerek yok. Sadece parmağımı takip etsinler. 8 günlük ortalamanın altına indikten sonra baskı almaya başlıyor. Doğru. Bu anlamda Hektaş'ta 8 günlük ortalamamız ortalama 13.20'lerden geçiyor. Aynı zamanda Hektaş'ın geldiği seviye bu senenin yaptığı en düşük ve en dibe attığımız Fibonacci'nin Fibonacci 161.8'e. 13.5. Elinde Hektaş olanlar 13.5, 13.20 direnç bölgesini dikkatli takip etsinler. 13.5, 13.20'nin üstünde Hektaş bu akımını bir üst yapıya devam ettirir. 13.20, 13.5 dikkat. 13.20, 13.5 geçilmezse Hektaş kırmızıya doğru 12.10, 12.20 bandına doğru yatay bu çıkışın
bir düzeltmesi babında ufak bir düzeltme alabilir. Ne zaman alabilir? İvedi olarak 13-18 üstüne çıkamadığı sürece. Çıkamadığı sürece. 13-18 üstüne çıkarsa hektaş, 13-18 üstüne çıkarsa hektaş, 17'lere doğru yeni bir eşik aralar. Ve böylelikle hisselerimizi de süremizi de bitirmiş olduk. Ağzınıza, emeklerinize, grafiklerinize sağlık. Bugün süreyi tam yönettik galiba. Bugün süreyi tam yönettik. Tabii reklamsız gidince de 15 grafiğimizin tamamını da bitirmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Sözde bırakayım size. Endex için üstüne basa basa hatırlatmam gereken bir şey var. 81 binlerden 102 binlere tam net iyimser geldik. 99.300'ün üstüne geçtiğimiz andan itibaren ve bunu ikinci güne taşıdığımız itibaren yaklaşık 1,5 aydır yaşadığımız iyimserliğe geri döneceğiz. Ve dikkat, 1,5 aydır yaşadığımızdan daha güzel, daha net, daha sert iyimserliğe gireceğiz. Lakin 99.300'ün üstünde birkaç gün kapanış görene kadar biz yine de iyimser olsunlar, stop losslarını koysunlar ama bir miktar temkinli olalım. Bu anlamda 97.800 seviyesinin son derece elzem olduğunu lütfen unutmasınlar. Öncelikli olarak size çok teşekkür ediyorum. Ardından da değerli izleyenlere, bu programların hepsi sizin için ve yorumlarınız da gerçekten harika. Çok teşekkür ediyorum. Evet, programı sonuna saklamıştık sürprizi. O zaman hemen söylemiş olalım. Haftaya Cuma akşamı da bir teknik analiz programıyla seans kapandıktan sonra saatinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Akşam saatinde 9.30-10.30 civarında bir program yapmayı planlıyoruz. Haftaya Cuma günü. Ama hatırlatmış olalım, bu Cuma değil. Evet, Borsa Tekniği de böylelikle burada noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte sizlerleyim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.